Hüseyin Sekter, Türk ve yabancı basın organlarının değerli temsilcileri, öncelikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Bakimun'la İstanbul'da tekrar görüşmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 13 Mayıs 2011'e kadar sürecek Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkeler 4. konferansının açılış töreni hep beraber biraz önce yaptık ve ilk konuşmalar gerçekleşti. Bildiğiniz gibi bu konferansın 4.sü yapılıyor. Birincisi 1981 yılında Paris'te gerçekleşmişti. İkincisi 10 yıl sonra 1990 yılında yine Paris'te gerçekleşmişti. Üçüncüsü 2001 yılında Brüksel'de Avrupa Birliği organize etmişti. Dördüncüsü de bugün İstanbul'da Türkiye organize ettiği Birleşmiş Milletler'le beraber. İstanbul'da bu büyük konferansı ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Konferansa sadece hükümetler seviyesinde değil, aynı zamanda özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bu ülkelerin aydınları ve akademisyenler de katıldılar. Bu toplantı vesilesiyle 200'ün üzerinde konferans, panel, çeşitli toplantılar aynı zamanda devam etmektedir. 11'in civarında da katılımcı vardır bu konferansa. Konferansın sonunda İstanbul Eylem Planı ile bir de siyasi bildiri kabul edilecektir. Ve 2011 ve 2020 yılları arasında en az gelişmiş ülkelerin stratejileri, onların kalkınması ile ilgili çok önemli görüşler paylaşılacaktır. İstanbul Eylem Planı'nın geleceğe dönük uygulanabilir ve alınan kararların, tavsiyelerin takip edilebilir olmasına özen gösteriyoruz. En az gelişmiş ülkeler aslında nüfusu 1 milyara yaklaşmaktadır. 1971 yılında bu yana baktığımızda maalesef gelişmelerde iyi değildir. 1971 yılında 25 tane ülke en az gelişmiş ülke sınıfındayken bu geçen süre içerisinde sayıları azalmadı, tam tersine arttı ve 48'e çıktı. Bugün 48 ülke, yani bunların nüfusu neredeyse 1 milyara ulaşmaktadır. 1.25 dolar, yani 1 doların neredeyse altında günlük bu insanların geliri vardır. Bu ülkelerin içerisinde de sadece 3 tanesi en az gelişmiş ülkeler sınıfının üstüne çıkmıştır. Bu şunu göstermektedir ki dünyada büyük bir tehlike vardır. Bu yapısal bir meseledir. Dünya bugün birçok siyasi problemlerle karşı karşıyadır. Bu siyasi problemler gelip geçicidir, halledilebilir. Ama böyle yapısal bir problem, açlık, fakirlik, hastalık, bütün bunlar ise çok yapısal bir problemdir. Eğer bununla ciddi bir şekilde mücadele edilmezse ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu ülkelerin sayısı azaltılmazsa, bu ülkelerde yaşayan insanların hayat standardı yükseltilmezse, dünya siyasi açıdan, güvenlik açıdan ve başka alanlarda çok büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacak demektir. Şunu da unutmamak gerekir ki, eski yıllarda dünyanın bir köşesinde olandan dünyanın başka köşesinin haberi yoktu. Bugünkü haberleşme teknolojisi bütün dünyayı şeffaf hale getirmiştir. Dünyanın en fakirleri, dünyanın en zenginlerinin hayat standartlarını yakinen bilmektedir. Dolayısıyla bu ahlaki açıdan da çok büyük bir yanlıştır. Devam ettirilemeyecek bir konudur. Siyasi ve güvenlik açısından da devam ettirilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan sadece konferanslarda konuşma ve iyi tavsiyeler değil, ama çok iyi kararların alınması ve bunların takip edilmesi gerekmektedir. Türkiye olarak böyle dünyanın önemli bir sorunuyla ilgili konuda ev sahipliği yapmaktan ve bununla ilgili bu organizasyonu üstlenmekten ve dünyanın birçok
ülkesini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Türkiye son yıllarda kendi üstüne düşeni de yapma açısından önemli bir faaliyet içerisindedir. Türk NGO'ları ile birlikte Türkiye'nin insani yardımları yıllık 2 milyar dolara ulaşmıştır. Bundan da açıkça gurur duyuyoruz. Çünkü yardım eden ülkeler sınıfında olmak daima gurur vericidir. Türkiye bu konulara gösterdiği hassasiyeti devam ettirecektir. Afrika ve Asya'nın bazı ülkelerindeki çalışmalarımız, açılımlarımızın bir boyutu da budur. Bu en az gelişmiş ülkelerin kalkınması sadece onlara yardım yapmakla, donör ülkelerin yapacağı sadece kalkınma yardımlarıyla olmaz. Onlarla ticaret yapmak, o ülkelere yatırım yapmak, o ülkelere teknoloji transferini bu şekilde taşımak, o ülkelerde meslek eğitimiyle ilgili okullar açmak, bunlar da çok önemlidir. Türkiye olarak bütün bunlara çok önem veriyoruz. Tekrar böyle önemli bir toplantıya dünyanın çok büyük bir sorununun ele alınması ve bu konuyla ilgili yeni adımların atılmasıyla ilgili bir konferansı Birleşmiş Milletler'le birlikte Türkiye'de İstanbul'da organize etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz, bir gurur duyuyoruz. Bir takım konferanslardan çıktıktan sonra ülkeler yaptıklarını söylenenleri unutabiliyorlar. O yüzden şu anda gelişmekte olan gelişmiş ülkeleri de belki gelişmekte olan ülke demek mümkün olabilir. Mesela Çin'i buna örnek olarak verebiliriz. Çin'den de gelip Batı ülkeleriyle aynı sorumlulukları üstlenmesini rica etmek gibi bir niyetiniz var mı? Bunu sormak istiyorum efendim. Bir burada kalkınma ortakları dediğimiz ülkelerin yardım yapacak olan ülkeler, katkı sağlayacak olan ülkeler, bunların taahhütlerini yerine getirmesi, sözlerin ortada kalmaması. İkinci bir ayağı ise bu yardımları alan en az gelişmiş ülkelerin kendilerine çeki düzen vermesi, gerekli kuralları, gerekli siyasi gelişmeleri, gerekli düzenlemeleri yapması. Dolayısıyla iki taraflı takip edilecek bir mekanizma bu. Sadece burada şu kadar yardım yapacağız diyen ülkelere sen bu yardımını yaptın mı yapmadın mı takip değil. Bu çok önemli. Verilen sözlerin yerine getirilmesi çok önemli. Böyle bir problem yaşıyor dünya bildiğiniz gibi. Bunu takip ederken ikincisi de bunların en etkili bir şekilde değerlendirildiğini takip etmek gerekiyor. Bunların tabii yapılabilmesi ve yardımın yapılabilmesi için de sahanın, yardımı alan ülkenin de bazı şeyler yapması gerekiyor. Dolayısıyla iki taraflı bir takibe burada ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bunu konuşmalarımızda da söylüyoruz hep. I think your question is teşekkür ederim sorunuz için. Sorunuz çok çok önemli, çok çok önemli. Başarımızın en önemli kısımlarından bir tanesini oluşturmakta. Çok fazla cömert yardımlar aldık geçmişte. Ama bütün bunların hepsi gitmesi gereken yere sunulamadı. Dolayısıyla hesap verebilirlik, evet, çok önemli bir konu. Ben bunu açılış konuşmamda da söylemiştim. Şu anda Birleşmiş Milletler'in de izleyeceği konulardan bir tanesi bu. İlerleme raporu izlenecek, takip edilecek. Aynı zamanda bu taahhütler yerine gelmiyor mu, geliyor mu, gelmiyor mu? Bu da takip edilecek. Hatırlayacaksınızdır, Birleşmiş Milletler geçen seneki toplantısında